Gün bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu pazar 19 Mayıs. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyorum. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıl dönümündeyiz. Böyle özel ve manalı bir günde konumuz bilim, bilişim teknolojisi, ülkelere devrimsel dönüşme imkanı tanıyan bir alan. Biz de İstanbul, Ataşehir'de, Bilsem'de Zeka Gücü projesinin gerçekleştiği Zeka Gücü sınıfındayız. Ve karşımızda da Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş var. Ömer Bey hoş geldiniz programımıza öncelikle. Bize biraz anlatabilir misiniz? Proje ne zaman başladı? Sanırım 3 sene evvel başladı. Doğrudur. Şu ana kadar kaç ilde, kaç öğrenci eğitim alıyor projeyle ilgili? 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız himayesinde başlattığımız bir proje. Bugün de 33 sınıfımızdan birinde burada Ataşehir Bilim Sanat Merkezi'ndeki zeka gücü sınıfımızdayız. Toplam 27 ilde 33 sınıfta zeka gücü laboratuvarlarımız hizmet veriyor. Burada da görüyorsunuz zaten evet, zeka gücü atölyelerinde öğrencilerimizle beraberiz. Zehir gibi öğrencilerimiz var gerçekten. Demin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndan da bahsettiniz. Bunlar bizlere emanet ve onların gelişerek bizleri de daha gelişmiş duruma getirmesi için onlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün sınıfımızda dizüstü bilgisayarlar, burada ileride 3 boyutlu yazıcımız var. Elektronik ve aletler burada var. Aynı şekilde kodlama aletleri de burada bulunabiliyor. Gençlerimiz yazılım yapılıyor, evet, çocuklarımız, kodlama yapılıyor. Tabii ki. Bütün bunların eğitimlerini alabiliyorlar. Yaklaşık bugüne kadar 6000 öğrencimiz yüz yüze eğitim aldı. Tabii ki yüz yüze eğitimi herkese ulaştırmak o kadar kolay değil. Online eğitim platformu var. Bu eğitim platformu sayesinde de online eğitimlerde bu öğrencilerimizle buluşuyor. Yaklaşık 187 bin saati aşkın online eğitimde verildi bu sınıflarımızda. Ve birçok icat burada çıkıyor. Zaten onlardan da bahsetme imkanımız olur. Evet. Gençlerimiz de gösterirler. Bahsedecekler şimdi evet, birazdan. Evet, evet. Onları da dinlemek çok hoş olacaktı. Peki hedefte kaç öğrenci var? Şu ana kadar... Kaç üstün yetenekli çocuk var, genç var? Üstün yetenekli çocuklarımızın hepsine hizmet vermek tabii ki istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli sınavlarla bu öğrencilerimizi keşfediyor. Türkiye çok geniş bir coğrafya. Hep inovasyondan bahsediyoruz. Geçen inovasyon haftasında da değindim. Bu Anadolu toprakları ne kadar bereketliyse gerçekten fikir, yetenek açısından da bu topraklar o kadar bereketli. Mardin'de okullarımız var, Ordu'da okullarımız var. Bunları yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştık. Bu rakamı gün geçtikçe arttırıp 50 binler, 100 binler gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ne mutlu bize, ülkemize de büyük bir katkı sağlayacak. Eğitim 2023 hedeflerine paralel olarak değil mi? Özellikle tabii Anadolu'daki özel yetenekli öğrencilerin de potansiyellerini geliştiren teknolojilere erişilebilmesini sağlıyor. Kesinlikle. Ülkemizin gelişimi için hep konuşuyoruz. Yerli ve milli üretim gerçekten çok önemli. Biz teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum haline geldiğimizde bu ekonomik gelişmeyi de daha yakından görebileceğiz. Burada çocuklarımız kendileri yapıyorlar bunları ve yerli ve milli şekilde yapıyorlar. Yerli ve millilik arttığı zaman özellikle artık bilişim çağındayız sizin de bahsettiğiniz gibi. Önümüzde 5G teknolojisi var. Üretimde verimlilikle beraber rekabetteki gücümüz artacak. Bu yeni ürünler çıktığı zaman tüketimimiz artacak. Bu çocuklarımız bu icatları yaptığı zaman ülkemize yatırım gelecek ve biz yerli milli teknolojimizi üretmeye başladığımız zaman hep dediğimiz gibi net ihracat dengesi de yukarı çıktığında zaten gayri safi milli hafızamızın da otomatik olarak yukarı çıktığını göreceğiz. O açıdan bu proje çok değerli. Yerli ve milli olma yolunda 2023 eğitim hedeflerinde doğrultusunda bu tarz destekleri vermek bizim için bir görev. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve, bize fırsatı verdiğiniz için tüm şirketler hep beraber bir araya geldiğimizde bu tarz projeleri çok daha fazla yayma imkanımız olacak. Bize de fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Genç yeteneklerimizle birlikteyiz. Uygar Salman 5. sınıf öğrencisi ve Ahmet Sarıkaya 7. sınıf öğrencisi. İlk olarak onların bir projeleri var. Çocukların dilinden küresel ısınma. Öyle değil mi? Hı hı. Ama önce ben size bazı sorular sormak istiyorum. Evet. Kimden başlayalım? İsterseniz benden başlayalım. En küçükten değil mi? Hı hı. Kaç yaşındayız? Ben 11 yaşındayım. 11 yaşındasın. Ne zamandır burada eğitim alıyorsun? Zeka Gücü Atölyesi'ne ne zaman katıldın?
Aslında zeka gücü atölyesine bir yıl katıldım. Ama Bilsem'e 4 yıl önce başladım. Hı hı. Ben bir gün okuldaydım. Okul bitmişti. Servise doğru yürüyordum. Ondan sonra rehberlik öğretmenim bana tane kağıt verdi. Orada bunu eve götür dedi. Ben de aldım, çantama koydum, gittim eve. Baktım orada Bilsem'e giriş yazıyordu. Ben de tamam dedim. Ondan sonra uygun gördüler öğretmenlerin. Evet. Ondan sonra birkaç hafta sonra sınava girdim. Sınavdan da çok yüksek aldım. Ve ikinci sınıfta girdim. Girdin. Peki Ahmet Sarıkaya'ya dönelim. Sen de 7. sınıf öğrencisin. Evet. Sen de biraz hikayeni anlatır mısın bize? Zeka atölyesi bu yıl kurulduğu için ben de bir yıllık öğrenciyim. Ben de Uygar gibi aynı şekilde zarf geldi. Ondan sonra sınava gittim. Sınavdan da üstün zekalı olarak çıkınca bizi buraya bir sınava çağırdılar. Bu şekilde. Şimdi bana bu çocukların dilinden küresel ısınma projenizi anlatır mısınız? Şimdi bugünün en büyük sorunlarından birisi olan küresel ısınma. Ve biz bunu yarının büyükleri, bugünün küçüklerine anlatmak için küresel ısınmayı basitleştirerek bir animasyon hazırladık. Çok başarılı bir projeye imza atmışsınız. Tebrik ediyorum sizi buradan. Mesajınız var mı sizi izleyenlere? Bunu herkesten istiyorum. Çocuklarınıza küresel ısınmayla ilgili birçok bilgi verin. Çünkü çocuklar yarının büyükleridir ve 100 yıl sonra bilindik bütün şeyler, mesela Amsterdam, Amman, ondan sonra Bağdat, Küveyt falan, yani alçak olan şehirler, hadi görüşürüz, yani gidiyorlar. Gidecekler. Evet, 100 yıl sonra veya 50 yıl sonra. Venedik'te. Venedik 20 yıl sonra gidecek. Onun için çocuklarımızı bilgilendirmeliyiz. Peki. Ahmetciğim, senin bir mesajın var mı? Evet, yani küresel ısınma çok büyük bir problem. Çok büyük sonuçlara yol açıyor. Yani belki 3. Dünya Savaşı sadece küresel ısınma yüzünden bile olabilir. Yani küresel ısınmaya çocuklarınıza bu şekilde eğitim verin. Teşekkür ediyorum size. Evet, şimdi 7. sınıf öğrencileri Elif Akın ve Ayşe Çavuşoğlu ile birlikteyiz. Ağaçları Tanıyabilsem adında bir proje geliştirmişler. Şimdi hemen projenizi tanıyalım. Kim anlatacak? Kim başlayacak? Ağaçları Tanıyabilsem projesi. Türkiye bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke. Ve biz bu zenginliğe biz sahipken insanların sokaklarda gördüğü ağaçlara bakıp tanımadan geçmelerini istemedik. Her gördükleri iğne yapraklı ağaca çam ağacı deyip geçmelerini istemedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Ve teknoloji biliyorsunuz hayatın her alanında var şu anda. Böyle olunca da insanlara bunu en iyi teknolojiyle anlatırız dedik ve bir uygulama yapmaya karar verdik. Uygulama şöyle çalışıyor. Yaprak fotoğrafını çekiyoruz. Mesela bunun bir yaprağı mı çekiyorsunuz? Evet. Bütün bu yaprakları mı çekiyorsunuz? Biz genelde tek bir yaprağı çekmeyi tercih ediyoruz. Çünkü daha kolay tanımayı sağlıyor. Tabii yapay zeka gittikçe eğitilmesi gereken bir şey. Yapay zeka daha eğitildiğinde bunu tek başına çektiğimizde de kolayca tanıyabiliyor. Büyük bir şekilde çektiğimizde. Eğer bizim veri tabanımızda şu an 29 tane ağaç var. Biz şu an zaten veri tabanında olan ağaçlarla denemeler yapıyoruz. Bu fotoğrafı çektiğimizde ağacı tanıyor ve ağacın çeşitli özelliklerini veriyor bize. Ağacın adını, nerede yetiştiğini, hangi iklim koşullarında yetiştiğini. Kimin aklına geldi projeyi başlatmak? Öğretmeniniz mi size verdi bunu? Öğretmenimiz bize coğrafyada proje grubuna seçildiğimizi söyledi. Biz de bunu düşündük. Ne kadar süre çalıştınız proje üzerine? Birkaç ay oldu. Birkaç ay çalıştım. Yani yaklaşık bir Aralık ayının başında ya da Kasım ayının sonlarına doğru başladık ve Şubat ayına kadar çalıştık. Ve biz oyun da tasarladık bunun için zaten. Şu an çoktan seçmeli bir oyun tasarladık. Her ağaçla ilgili bir soru var. Nerede yetiştiği ya da özellikleriyle ilgili, hangi alanlarda kullanıldığıyla ilgili gibi sorular var. Bu şekilde pekiştirip öğrendiklerini pekiştirerek daha kolay her şeyi hatırlamayı sağlamaya çalıştık. Oyun da tabii geliştirilebilir bir şey. Peki, çok teşekkür ediyorum size Elif Akın ve Ayşe Çavuşoğlu. Evet, şimdi de Arhan Alp karşımızda. Arhan, sen bize biraz anlatır mısın? Nasıl senin hikayen? Nasıl buraya
geldin, burada eğitim almaya başladın? Aslında çok da hatırlamıyorum. Bu yıl benim 5. yılım. 5. yılım. İstanbul Ataşehir Bilsem'de. Onun için çok hatırlamıyorum ama normal bir sınav olmuştu. İlk yazılı sınav, sonra mülakata çağırmışlardı buraya. Daha sonra da seçilmiştim. Bilgisayara ve kodlamaya merakım 1,5 yıl önce başladı diyeyim. Onun da hikayesini şöyle anlatayım. Bu projem TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışması için hazırlanıyordum. Ben normalde matematik öğrencisiyim, matematik alanında. Daha sonra işte bir yerde sayıları kullanmam gerekiyordu. Ben de nasıl işte daha kolay yaparım bu işi veya nasıl daha bir kısa yol bulurum derken bir günlüğüne katıldığım bir atölye vardı, kodlama atölyesi. İşte oradan sonra kodlamaya merakım başladı. İşte küçük bir problemi çözeyim derken bu proje matematik projesi aslında. Kriptolojiyi kullanıyorsun değil mi? Projesi. Bir anda kodlama projesine dönüştü. Yani matematik altyapısı olan, ağır bir matematik altyapısı olan bir kodlama projesi diyebilirim. Kodlayarak 3 boyutlu şifreleme adını vermişsin. Biraz anlatır mısın bize bunu? Şifreleme ile ilgili bir proje yapmak istiyordum. Çünkü hem çok ilgi çekiyordu hem günümüzde işte siber güvenlik alanında bu kadar çok açık vardı. Ben de şifreler hemen kırılıyor, evet, değil mi? Ondan dolayı böyle bir şifre yöntemi oluşturayım dedim ilk olarak. Ben bu şifrelemeyi oluştururken birkaç kural ekleyeyim dedim. Normalde hep sayılar üzerinden ilerleniyordu şifreler oluşturulurken. Ben de dedim ki işte görsel bir materyal ekleyeyim, biraz farklılık olsun, daha da zorlaştırayım dedim ve bu şekilde 3 boyutlu bir hale getirdim. Daha sonra işte kurallar eklemeye başladım. İşte mesela normalde renksiz olan şekillerime renkler ekledim. Veya tabanıma sayılar yazmaya başladım. Ondan sonra buradaki asıl amacım tabanlara sayılar yazıyorum. Daha sonra buradaki şekilleri kırmızı bölgelere ulaştırmaya çalışıyorum. Evet. İşte bunları kaydırarak vesaire. Daha sonra da belli bir sayı toplamı oluşuyor. Ona da alfabemiz 29 harf. Onunla bağdaştırarak bir şifreleme yöntemi oluşturdum. Hem rakamlar var hem harfler var, aynen, içerisinde değil mi? Ve 3 boyutlu aynı şekilde görsel ögelerde yer alıyor. Buradan izleyicilerimize bir mesajın var mı son olarak? Vallahi projemle ilgili bir mesajım yok ama yapmaları gereken şey çalışmak sonuna kadar yani. Bu şeyler fedakarlık istiyor. İşte sabah erken kalkıp çalışmak, ondan sonra... Sen sabahları kaçta kalkıyorsun? Ya, okulum var aslında. Sabah 6'da kalkıyorum. Haftada 3 gün Bilsem'e geliyorum. Normalde işte lise biraz daha ağır ama... Evet. Ben yine bu sene gün sayımı eksiltmedim. Her gün 3 günde 1,5 saat, haftada 4,5 saat toplamda Bilsem'e geliyorum. Yani biraz ağır oluyor günler benim için ama yani... Mutlu oluyorsun, evet, sonunda. Değiyor en sonunda. Değiyor yani böyle diyorsun. Bir proje üretiyorum. Çünkü zamanını iyi değerlendiriyorsun. Evet. Biraz zor oluyor. Tabii ki. Ama disiplinle, çalışmayla insan her şeyi başarır diyoruz değil mi? Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, şimdi de 9 yaşındaki Doruk Akpolat'la birlikteyiz. Doruk'cum hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Sen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Turnuvası'nda kurallı Vidu kategorisinde yaptığın robotla ekip arkadaşın, evet, ekip arkadaşının ismi neydi? Aybars Kuzu. O şu anda burada yok, Aybars, evet, Kuzu. İkiniz birinci oldunuz geliştirdiğiniz robotla. Evet. Şimdi bana birazcık bu projeden bahseder misin? Gördüğünüz gibi bu robot aslında akıllı okul servisi. Çünkü Dünya Robot Olimpiyatı'nda da bu robotun konusu akıllı şehirler olduğuna göre bu robotun amacı da çocukları evlerinden alıp okul bahçesine götürmek. Okul servisi. Evet. Bu meyve parçası. Evet. Çocukları okulun bahçesine götürdükten sonra meyve bahçesini okulun içine götürüyor. Arasında bir fark var. Meyve parçasını okulun içine, çocukları okul bahçesine götürüyor. Bu ne? Bu bariyer. İşimizi zorlaştırmak için konulan. Eğer top düşerse puan alamıyoruz. Puan alamıyoruz. Bu? Şarj istasyonunu açmak için kullandığımız parça. Biliyorsunuz ki robot elektrikli. Elektrikli olduğundan dolayı bir daha göreve başlayabilmek için elektriğe ihtiyacı var. Yani şarj etmek, evet, gerekiyor. Anladım. Kendini şarj ediyor. Bu ne? O meyve bahçesini okula götürürken siren vermesi gerek. Götürdüğü zaman alarm vermesi gerek çünkü çocukları ezebilir. Ezmesin diye, evet, de alarm verip uyarıyor. Evet. Yoldan çekilin diyor değil mi? Peki ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Karar verdin mi? Uzay mühendisi olmayı istiyorum. Uzay mühendisi olacaksın. Evet.
hedefinde ne var? Şöyle bir şey geliştirsem harika olurdu diyeceğin. Böyle Türkiye'nin hayalinde uzaya var? Herhangi bir araçlar göndermesi. Çünkü farklı farklı ülkelerin farklı farklı uzay ajansları var. Hı hı. Ve hepsi de uzaya roketler gönderiyor. Bizim ülkemizde göndermeli diyorsun. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Doruk. Sağ ol. Evet, şimdi de Kaan Ünsal ve Uğur Çağan Ağgezli'yiz birlikte. Onlar da bir akıllı robot geliştirmişler ve Dünya Robot Olimpiyatları Türkiye turnuvasında kurallı klasman gençler kategorisinde ikinci olmuşlar. Ben az önce birinci olduğunuzu sanmıştım ama daha evvelki senelerde birinciliğiniz de var, öyle değil mi? Önceden iki kere olmuştuk birinci, şu an ikinci olduk. İkinci oldunuz. Niye birinciliği kaptırdınız sizce? Şöyle, programda hata oldu. Final, hiçbir zaman final maçında ufak bir çizgiyi iki kere sayması sonucu. Sonuçta bu alet Lego robot. Ufak hataları olabiliyor. Ondan dolayı final maçında düşük bir puan aldık. Düzelttiniz mi sonra? Şu an full çekiyor. Full çekiyor. Yani bizim planımıza göre full çekiyor. Kim anlatacak bana bu robotu? Amaç ne? Ben anlatayım. Şimdi sağda böyle parçalarımız var. Bir de sapı olmayan beyaz parçamız var. Bizim almamız gereken parçalar bunlar. Bu parçaları belirtilen bölgelere ve doğru oryantasyona koymamız lazım. Mesela ilk başta bir 4 renk küp var ve 4 renk bölge var. O bölgelerin okuduğu rengiyle, küplerin okuduğu renklerle her birinin karşısında bir yön yazıyor. Kuzey, güney, doğu, batı diye. Mesela eğer kırmızı küpün olduğu yerde güney yazıyorsa bu parçayı güney yönüne bakar şekilde koyması gerekiyor. Tabii, bu yüzden... Tabii bunların 16 tane olasılığı var her birine. 16 renklere tane? Göre. Renklere göre yerlerinin 16 tane olasılığı var. Tabii de bunların koyulma yerleri de farklı. Her bir sıraya beyaz. Onlardan da 9 tane ihtimal olunca çok fazla bir olasılık çıkıyor. Yani her birini yazmamız gerekti. Hepsini yazmanız gerekti. Tabii mesela bu kadar olasılık var dediğimizde hepsini teker teker ezber yazmıyoruz. Bizim bu tarz sorunlar için algoritma yazmamız gerekiyor. Bir renk okuduğunda mesela diyelim ki kırmızıyı okudu. Bunu belli bir işleme sokup buradan hangi olasılığı yapması gerektiğini ve hangi hareketlerde bulması gerektiğini kendisi program çıkartıyor. Bu yüzden robotun içinde bir algoritma var. 2 dakika boyunca otonom bir şekilde çalışıyor. Bu parçaları doğru kuzey, güney artık her doğu, hangi batı. Yön çıktıysa ona göre doğru yönde bölgelerine koymaya çalışıyor. Peki Uğur, kaç senedir burada eğitim görüyorsun? Ben 5 senedir burada robot eğitimindeyim. İlgin ne zaman başladı? İlgim ilk geldiklerinde bir seminerde görmüştüm. Lego robotu çok hoşuma gitmişti. O yıl başlamıştım. Peki küçükken böyle bilgisayarlara, teknolojiye, bilime ilgin var mıydı? 9-10 yaşlarındaydım. Mesela küçük bir elektrik... Şimdi 17 yaşındasın. Evet, 17 yaşındayım. O zamanlar bir şey bozuldu işte falan. Hep için merak edip açıp bakıyordum. Peki senin nasıl başladı ilgin? Ben robotik bakımından... Sen de 16 yaşındasın. Evet. Kaan. Ben de bir 5 senem var burada. Ben de ilk robotik sınıfın önden geçerken Legoları görmüştüm. İlgimi çekip girmiştim. Ondan sonra böylece takıma bir şekilde girdim, bir şeyler yaptım ve takıma girmeye hak kazandım. Öyle ben de robotiğe orada başladım ama onun dışında eskiden de hep bir şeyim kırıldığında veya bir şey olduğunda kendi başıma elimdekilerle tamir etmeye çalışıyordum. Burada peki bundan sonraki projeniz ne olacaktır? Ne planlıyorsunuz? Böyle aklınızda var mı? Şöyle bir şey tasarlasam. Şöyle bir robot tasarlasam, şöyle olsa filan. Ben ilgi alanıma da yönelik olarak aslında ufak bir, en azından maket boyutunda kumandayla kontrol edilebilecek bir uçak yapmak istiyorum. Aslında bence drone bu zamanlarda çok yapılıyor ve çok basitleştirildi. Çok set hallerine getirildi. Ben fakat geçen gün evde balkondan gördüm bir yani drone. Yani çok fazla oldu. Aa dedim, drone geldi. Ama insanlar artık hiç uçağa önem vermemeye başladı. Bence o da önemli bir dal. Uçak ya da belki şu an bu yaşımda roket biraz tehlikeli olsa da en azından tehlikeli. Uçak yapabilirim yani. İnşallah model yaparsın. Uçak. Bizim bir arkadaşla humanoid robot yapma fikrimiz var. Onu bir süredir araştırıyoruz ama. Onu biraz anlatır mısınız izleyicilerimize? Humanoid. İnsansı robot. İnsansı robot yani 16 eklemden oluşturacağız tabii. Biz o kadar parmakları falan girmeyeceğiz de hazır set olarak almayacağız. Direkt kendimiz Arduino'dan programlayacağız.
İnşallah başarılı olursunuz diyorum. Evet, dün bugün yarının sonuna geldik. Kaan Ünsal ve Uğur Çağan Ağgez'le bu kapanışı yapıyoruz. 19 Mayıs. Ve şöyle bitirelim programımızı. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir diyerek bu haftaki dün bugün yarını noktalıyoruz. Bir sonraki dün bugün yarında yeniden karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.